Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda size hurdaya ayrılmış, bozulmuş çamaşır makinelerinin motorlarını nasıl haricen çalıştırabiliriz? İnternette birçok video izledim arkadaşlar. Detaylı bir şekilde bu motorların bağlantılarını gösteren, anlatan çok videoya rastlayamadım. O yüzden ben de size böyle bir video hazırladım. Bu videoyu uzun süredir çekmeyi zaten planlıyordum. Tesadüf eseri komşumuzun bozulan makinalarından çıkan motorları hurdaya atacaklarını ben istedim ve aldım. Şimdi bu motorlarla ilgili size kısaca bilgiler vereceğim. Şu önde görmüş olduğunuz motor Arçelik marka. Gerçi bu da Arçelik marka. Fakat ikisi birbirinden farklı arkadaşlar. Bu 400 ile 600 watt arasında yaklaşık maksimum 17.500 devre çıkabiliyor öndeki motor. Bu motor ise 275 watt gücünde maksimum 15.000 RPM, yani 15.000 devire çıkabiliyor dönüş hızı olarak. Bu motorları kesinlikle ama kesinlikle direkt 220 bağlayarak test etmeyin. 220 ile de lütfen çalıştırmayın. Bu motorlar doyumsuz diyebileceğimiz motor tipinde. Ne kadar enerji verilirse dönmeye bir başlıyor ve sonsuz bir şekilde dönmeye devam ediyor. Bu kadar hızlı dönen bir motor, rotor yapısı buna açıkçası uzun süre dönüşe çok sağlıklı değil, çok güçlü değil rotor yapısı, bilye yapısı. Merkez taçtan dolayı göbek patlatması, iç kısmını patlatarak etrafa zarar vermesi olasıdır. O yüzden direkt bunu kullanmayın arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımı gördüm, bunlar direkt dimmer devreleriyle bunları kullanıyorlar. Çok doğru değil arkadaşlar. Dimmer devresi doğrudur. Bütün evlerimizde, hayatımızda enerjiyi kısıp açmaya yarıyor. Sadece enerjiyi kısıp açıyor ama bunu genelde lambalarda kullanabiliyoruz. Bu cihazlarda dimmer'ı enerjisini kısarsanız fakat torkunu kaybeder cihaz. Yani bir zorlanma anında durma meyili gösterir. Yani durur. O yüzden bu cihazların arkasında bir takometre vardır. Yani şu kısımda gördüğünüz bobinli sargı. Dönerken içerisinde oluşan manyetik şu kablolar sayesinde normalde çamaşır makinesinin içerisine iletiliyor. Ama tabii biz bunun gelen sinyalini şu şekilde almış olduğumuz bir motor sürücü devresine bağlayacağız. Ben bunu AliExpress üzerinden aldım. Modeli US52 diye geçiyor. Şu an niye açık diye soracaksınız. Arkadaşlar bu malzeme geldi bana, çalışmadı, arızalıydı. AliExpress'ten aldığım satıcıya durumu ilettim. Bir video çekip paylaştım. Bana yenisini gönderiyor şu an. Daha sonra da tabii parçanın nesi arızalı diye biraz araştırdığımda şuradaki devre elemanlarının çoğunu ölçtüm. Triad'da problem var. Triad direkt kaçırıyor. Yani enerjiyi kontrol etmeden 220'yi direkt olarak motora gönderiyor. O yüzden şuradaki triyağı değiştirdim. Cihazım tekrar çalışır hale geldi. Birazdan videoyu yakın odağa alacağım. O esnada size triyakların ölçümünü arızalı triyakla sağlam triyak arasındaki farkı da göstereceğim. O zaman şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, ilk önce şu 600 wattlık motorumuzun, yani 10 konnektörlü olan motorumuzu size anlatayım. Bundaki girişleri anlatacağım. Şöyle baktığınızda arkada 10 tane kablo mevcuttur. 1 numara motor içindeki ısıyı algılayan parçadan geliyor. Yani 1 numarayı kullanmıyoruz. 2 numara motor şase için bağlanmamız gereken kablo. 3 ve 4 numara takodan gelen kablolarımız. 4 ve 5 numara motor kömürlerinden geliyor sağ ve soldan. 7, 8, 9 numaralı kablolarımız ise bu iç bobinden, yani gövdenin içindeki bobinden gelmekte. Şu ve gri ve siyah sağ ve sol, kahverengi ise ortak ucumuz. Yine bu 10 numaralı uçta içeriden restanstan geliyor. Bunu da kullanmıyoruz. Yani 1 ve 10 numarayı kullanmıyoruz. Geri kalan kablolardan tümünü kullanıyoruz arkadaşlar. Yön için özellikle şu kısmı anlatacağım şimdi. Bir deneme yapalım.
DC 24 voltlu bir deneyelim. 1 ve 10 ve şaseyi şöyle ayırdım. 2, 3, 4 numara takodan gelen, bunları da ayırıyorum arkadaşlar. 5 ve 6 numara kömürlerimizden geliyor. Bir tane kömür kablomuza bir tane bobin ucu bağlayacağım. Bunu en alttaki uç, yani 9 numaralı uç olarak bağlıyorum. Yön kontrolü yapabilmek için bu çok önemli. Bunu da şöyle bir köşeye bırakıyorum. Şimdi elimizde iki tane bobin sargısından gelen, bir tane de kömürümüzden gelen ucumuz oldu. Toplam 3 tane uç var. Bunlardan birisini kömüre 24 volt bağlıyorum. 24 voltumuzun diğer eksisini de alıyorum. Şu şekilde iki tane bobin kablomuz var. Şimdi motorumuzu şöyle biraz daha çekeyim, net görün. Burada yön tespiti yapıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi geriye, bana doğru dönüyor. Diğer uca enerji verdiğinde ileriye dönüyor. Şu şekilde. Bağlantı bu kadar basit arkadaşlar. Kabloları 24 voltla tespit etmenizi mutlaka öneririm. Bu 10'lu bağlantıydı. 1 numara ve 10 numarayı kullanmıyorsunuz. Diğer motorumuza geçelim. Bu motorumuzda 8 kablo mevcut. 1 numara gövdeye şase. 2 ve 3 takodan gelen tako kablosu. 4-5 bizim kömürlerimizden gelen kablolar. 6-7 ve 8 numarada bobinlerden gelen bağlantı ucumuz. Yine burada yön tespiti yapacağız. Genelde en alttaki ortak uçtur. Kömürle birleştirilmesi gerekiyor. Şöyle bunu da test edelim. Şu 1 numara şaseyi ayırıyorum. 2-3 takodan geleni de ayırıyorum şu an. Kömürlerimizden bir tanesini şöyle alıyorum. En alttaki ucumuzla birbirine seri yapıyorum. Geriye yine elimizde iki tane bobin ucumuz, bir tane de motor ucumuz kaldı. Yine 24 voltumuzu bağlıyorum. Ve yön testini yapıyoruz arkadaşlar. Evet, ileriye dönmekte, geriye dönmekte. Bu da bu kadar arkadaşlar. 8'li bağlantı da bu şekilde oluyor. Yurt dışından satın aldığımız 400 wattlık motor sürücü ünitemiz US52. Burada dediğim gibi arızalı çıkmıştı. Şu triyak kısa devre olmuştu. Bunu da kısaca şöyle göstereyim. Tamir etmek isterseniz nasıl tamir edersiniz diye. Sağlam triyak, arızalı triyak nasıl tespit edilir? Triyağın bacak yapısı arkadaşlar şöyle göstereyim. Şuna T1, şuna T2 ve buna da gate diyoruz. Bunda da aynı şekildedir. Omaj kademesini alıyorum. Sağlam triyağımızı önce ölçeceğim. Gate ve T1 arasında dokunduğumda bir omaj göstermemesi lazım. Yine gate ve T2 arasında dokunduğumda da bir omaj göstermemeli. Şu şekilde T1 ve T2'ye dokunduğumda da omaj göstermemesi lazım. Diyot pozisyonunu aldığınızda kısa devre T1 ve T2 arası, gate ve T1 arasında bir omaj görmeliyiz. Evet, bu sağlam olan. Şimdi arızalıyı omaj modunda ölçeceğim. T1 ve T2 arasında 1 ohm var arkadaşlar. Gate ve T1 arasında 90 ohm. T2 ve gate arasında 90 ohm mevcut.
Buralarda omaj görmememiz lazımdı ama bir om var. Diyot moduna, kısa devre moduna aldığımda gate ve T1 arasında çok düşük bir iletim var. T1 ve T2 arası ise kısa devre arkadaşlar. Kısaca bu triak görevini yerine getirmiyor ve sürekli iletimde kalıyor. Yani üzerindeki enerji ne gelirse öyle geçip gidiyor. Şimdi motorumuzu sürücümüzle kumanda edelim. UX52 sıfır kademesini alıyorum ve kapalı konuma getiriyorum. Bağlantı uçları hakkında bilgi vereyim arkadaşlar. Cihazın arkasında kom ve dönüş yönlerinden birini ifade eden bir bağlantımız var. Bu bağlantıyla hiçbir işiniz yok. Cihaz üzerinden yön kontrolü yapamazsınız. Bunu öncelikle belirteyim. Cihazın bağlantı uçlarına da gelecek olursak şase, bir numara, yeşil numara şase, sarı ve mavi tako kontrolü, kırmızı, beyaz ve siyah da çıkış uçlarımız. Biz burada beyaz ve siyahı kullanacağız. Kırmızıda çıkış yoktur arkadaşlar. Kontrollü değildir. Buraya bağlarsanız cihazınız çalışmayacaktır. Onu da anlatmak isterim. Siyahı sabit bağlayıp kırmızıya bağlarsanız motorunuz kalkışı yapıp duracak. Kalkışı yapıp duracaktır. Zaten yanlış olduğunu anlayacaksınız ve diğer uca bağlayacaksınız. Şimdi bağlantılara geçelim. Şunu önce bir sabitleyeceğim şöyle. Sizler de görün diye rahatlıkla. Evet, şu şekilde sabitledim. İlk önce şu motorumuzla başlayalım. Gerçi ikisi de aynı. Burada tako uçlarımızı ve bobin uçlarımızı komple alıyorum. Bir adet kömür ucumuzla en sondaki kahverengi ucumuzu birbirine kısa devre yaparak bunu ayırıyorum arkadaşlar. Şimdilik kömür ve bobin uçlarını ayrı tutuyorum. Şunlar takodan gelen kablomuz. Önce bunları deneyimleyeceğim. Şuraya biraz lehim vereceğim. Evet. Fark etmiyor hangisini bağladınız arkadaşlar. Doğru yere bağlamanız yeterli. 2 numara sarıya bağladım. 3 numara maviye bağlayacağım. Şu şekilde takolar hazır durumda. Burada kömürümüzden gelen diğer ucumuzu beyaza bağlıyorum. İki tane bobin ucumuz kaldı arkadaşlar. Şimdilik yön kontrolünü yapmayacağımız için bobinimizden gelen bir tane kabloyu ayırıyorum. Sizler de yön kontrolü eğer yapmak istemiyorsanız kullanacağınız projede bobinlerden bir tanesini kullanmanız yeterli. O da size zaten hangi tarafa dönüyorsa o kabloyu kullanırsanız işinizi görecektir. Sadece bunu kırmızı siyaha bağlıyorum. Şimdilik bağlantılarımız hazır. Şu kontrol cihazımız. 220 enerjisini veriyorum. Şurada görebiliyor musunuz? Kırmızısı yandı. Ve motorumuza enerji veriyorum. Evet.
gördüğünüz gibi rahat bir şekilde motorumuzu istediğimiz devirde çok sağlıklı kullanabiliyoruz. Mutlaka dediğim gibi böyle bir cihaz kullanmanız şart. Evet, diğer motorumuzu aldım. Şaseyi ayırıyorum arkadaşlar. 1 numara şaseyi. 2 ve 3 numara bizim tako kablolarımız. Bunları yine aynı yere aynı şekilde bağlıyorum. Sarı ve yeşil ucumuz, mavi ucumuza motor sürücüsünden gelen. Şimdi bunu da yön kontrolünü de size göstereyim. Yine motor kömür uçlarımız şu iki tanesi. Şöyle. Şunlar motor kontrol uçlarımız. Bir tane kömür ucumuzu beyaz ucumuza tekrar bağlıyorum. Sürücüden gelen. Bu tamam. Diğer kömürümüzden gelen ucumuzu bobin uçlarından ortak uca bağlıyoruz. Yön kontrolü yapan ucumuza. Yani buradan gelen kahverengiye. Şöyle yine seri bir şekilde bunu kısa devre yapıyorum. Bunu yine ayırıyorum arkadaşlar şöyle. Geriye iki tane bobin ucumuz kaldı. Gördüğünüz gibi. Şimdi burada yön kontrolü bunu deneyeceğiz. Bir tane anahtar getireceğim. Şu şekilde bir anahtar. Anahtarımızı bağlayalım. Şu şekilde ortak ucumuz da bu. Yani kontrol ünitemize girecek olan uç. Şu kısım tehlike yaratmaması için şöyle emniyete alıyorum. Bu ucumuzda siyah ucumuza kontrol cihazımızdan gelen siyah ucumuza montajlıyorum. Şu an konumumuz ortada. Yani motor çalışmayacak. 220'mizi bağlıyorum. Cihazımızı açıyorum. Evet, gördüğünüz gibi hiçbir hareket yok. Anahtar kademimizi bir tarafa alıyorum. Bakalım hangi tarafa dönüyor. Evet, ileriye doğru dönüyor arkadaşlar. Şimdi kapatıp diğer tarafa alıyorum. Şimdi bana doğru dönüyor arkadaşlar. Şimdi mesela bunda da deneyeceğim. Anahtarımızı motor durmadan da kesinlikle diğer konuma almayın. Şu hareketi yapmayın. Böyle bir çünkü ters yönde bir ataletle dönmekteyken siz ters akım vererek motoru bir anda frenletmiş oluyorsunuz. Tehlike yaratmasın. Motorunuz dursun. Gerçi şu an durmamasının sebebi boşta oluşu. Boşta olduğu için uzun bir süre dönüş yapıyor. Yükte olduğu zaman rahatlıkla duracaktır arkadaşlar. Detaylı detaylı tüm bilgileri vermeye çalıştım. Videoyu dikkatlice izlerseniz bu tür bağlantıları çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Anlatacaklarım bu kadar. Herkese kolay gelsin. Videomu beğenip abone olmayı lütfen unutmayın. Kanalımı desteklerseniz memnun olurum. Herkese kolay gelsin. Hoşça kalın.